Değerli hocam tekrardan merhabalar. İlk ünitemiz ile başlıyoruz arkadaşlar. İlk dersimiz ilk ve orta çağlarda Türk dünyası, yani değerli hocam İslamiyet öncesi Türk tarihi ile başlıyoruz. Değerli hocam şimdi Türk adı, Türk adının anlamı değerli hocam. Türk adını devlet olarak kullananlar. Türk yurdu neresi? Orta Asya'daki kültür merkezleri. Orta Asya'da ve Avrupa'da kurulmuş olan Türk devletleri hangileri? Ve Türk göçlerinden bir bahsedelim arkadaşlar. Bir girişimiz olsun. Sayın hocam, Türk adı Çin kaynaklarında miğfer anlamını taşımaktadır. Uygur kaynaklarında güçlü, Ziya Gökalp'e göre töreli, Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı, Vamberi'ye göre türemek veya çoğalmak olarak, Bartolt'a göre kanun veya nizam sahibi olarak geçmiştir. Dofers'ta arkadaşlar devlete bağlı halk anlamlarını yüklemişlerdir. Değerli hocam, dil bilimciler veya araştırmacılar yaptığı araştırmalar sonucunda Türk adına bu anlamları ne yapmışlardır? Yüklemişlerdir. Değerli hocam, şu bilgini vermekte fayda var. Türk adı ilk kez hangi kaynaklarda geçmekte? Çin. Neden hocam? Çünkü Türklerin yazılı kültürüyle tanışmaları geç olduğundan dolayı. Türk adı ilk kez Çin kaynaklarında yer almıştır. Ama soru şu şekilde olsa, şu şekilde ise yönelsem. Değerli hocam, Türk adının geçmiş olduğu ilk Türkçe metinler desem ne dersiniz arkadaşlar? Göktürk kitabeleri. İlk Türkçe metinler olarak da Orhun kitabeleri veya arkadaşlar ne olarak geçmekte? Göktürk kitabeleri. Bu ayrımı lütfen iyi yapınız. Değerli hocam, peki Türk adına benzeyen, lütfen dikkat ediniz, Türkiye kelimesi ilk olarak kim kullanmıştır? Değerli hocam, şimdi Türklerin ilk ana yurdu neresi? Orta Asya. Orta Asya dediğimiz neresi arkadaşlar? 1. Kuzeyde Sibirya adını verdiğimiz, güneyde Hindikuş dağları adını verdiğimiz, batıda değerli arkadaşlar Hazar denizi ve doğuda Kingan dağları. İşte Türklerin ilk ana yurdu Orta Asya dediğimiz bölge burası değerli arkadaşlar. Peki sayın hocam, Türkiye ismi ilk kez Bizans kaynaklarında Orta Asya için ki takriben 6. yüzyıl dolayları arkadaşlar. Orta Asya için kullanılmış olan bir tabir. Ama değerli hocam lütfen dikkat ediniz. Türkiye tabiri Bizans kaynaklarında aynı zamanda 11. yüzyıldan itibaren Anadolu içinde kullanılmaya başlandı değerli hocam. Peki bu ayrıma dikkat edelim. Türk adını devlet adı olarak kullananlar, Göktürkler ilk kez değerli hocam Türk ismine bir kimlik kazandıran ilk devlet Göktürkler arkadaşlar. Memlükler et devleti Türkiye olarak kullanmışlardır. Türkiye Cumhuriyeti kullanmaktayız arkadaşlar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkmenistan kullanan diğer devletlerimiz. Peki değerli hocam, şimdi gelelim. Orta Asya kültür merkezleri. Önemli bir konu. Özelliklerini verip geçelim. Anav kültürü. Değerli arkadaşlar, Orta Asya'nın en eski kültür merkezi. En eski kültür merkezi veya kültür bölgesi. Afanasyova kültürü. Türklerin hatta Türk izlerine rastlanan Türklerin en eski kültür merkezi. Değerli arkadaşlar, Andronova kültürü. En geniş alana yayılan. Karasu kültürü.
Demiri ilk kez işleyen kültür bölgesi Orta Asya'da ve Tagar kültürü en genç, en yeni, en gelişmiş olan kültür bölgesi. Bazı kaynaklarda değerli hocam, Tagar kültürünü Karasu kültürünün bir devamı olarak nitelendirmişlerdir. Yalnız arkadaşlar, Milli Eğitim müfredatı ayrı almış olduğu için ben de ayrı olarak aldım. Değerli hocam, İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili araştırma yapmak istiyorsanız, daha fazla bilgi istiyorsanız hocam, İbrahim Kafesoğlu'nun Türk Milli Kültürü efsane bir kitaptır. Benim de arkadaşlar başucu kitaplarımdan bir tanesidir ki İbrahim Kafesoğlu'ndan da bahsedeceğiz arkadaşlar. Orta Asya'da kurulan devletlerimiz. Lütfen dikkat ediniz hocam. İskitlerden bir bahsetmemiz lazım ancak bu bir topluluk. Bazı akademik kaynaklar devlet olarak da kabul etse arkadaşlar, Milli Eğitim müfredatında veya ÖSYM müfredatında İskitler topluluk olarak gösterilmekte. Değerli hocam, Asya Hun Devleti, 1. Göktürk veya Köktürk Devleti, 2. Göktürk veya Köktürk veya Kutluk Devleti. Değerli hocam, Uygurlar. Değerli hocam, Kırgızlar. Lütfen dikkat edelim. Asya Hun, 1. 2. Göktürkler, Uygurlar ve Kırgızların merkezi neresi hocam? Ötüken. Ötüken kutlu vatan değerli hocam. Lütfen dikkat ediniz. Bunun yanında hocam, Peçenekler söyleyebiliriz. Değerli hocam, Türk işler, Karluklar, Başkırtlar, Kimekler, Kıpçaklar, Sabarlar gibi gibi devletlerimizden bahsedebiliriz arkadaşlar. Oğuzlar vesaire hepsini anlatacağım. Buraya yazmama gerek yok arkadaşlar. Avrupa'da kurulanlar, Avrupa Hun Devleti. Avrupa'da kurulmuş olan ilk Türk devletimiz. Macarlar, Bulgarlar ki Bulgarları da Tuna ve İtil Bulgarları olarak da ikiye ayıracağız. Hazarlar değerli arkadaşlar ve Avarlar. Avarları neden en sona yazdım arkadaşlar? Çünkü Orta Asya'da kuruldular. Göktürkler Avarlara son verdi. Sonra Bayan Han önderliğinde nerede kuruldu? Avrupa'da. Yani hem Asya'da hem Avrupa'da kurulan kim var? Avarlar. Hem Asya'da hem Avrupa'da kurulan kim var? Hunlar var. Peki Avrupa'ya göç etmiş olan kimler var arkadaşlar? Mesela Oğuzlar. Değerli hocam, Peçenekler. Örnek veriyorum sayın hocam. Lütfen bu ayrımda yapmayı unutmayınız. Peki hocam, gelelim Türk göçlerine. Nedenleri, sonuçları ve nereye göç ettiler? Değerli hocam, en başta Çin baskısı olabilir mi? Olabilir. Mera alanlarının azalması. Değerli hocam, şimdi hayvancılık yapan, temel geçim kaynağı hayvancılık olan bir toplum. Mera alanlarının azalması. Nüfusun artması. Boylar arası mücadele. İklim şartlarının değişmesi veya zor olması. Bağımsızlığına düşkün olmaları. Ve cihan hakimiyeti. Neydi bu arkadaşlar? 2019 ÖSYM cümlesiydi. Türklerin güneş bayrağımız, gökyüzü çadırımız anlayışıyla tüm dünyaya adaletli bir şekilde hükmetme arzusuna cihan hakimiyeti diyoruz. İslamiyet'i kabulünden sonra arkadaşlar bu kavram ne ile yer değiştirdi? Cihat anlayışı ile yer değiştirdi hocam. Lütfen dikkat ediniz.
Çin baskısı, meraların azalması, nüfusun artması, boylar arası mücadele, iklim şartlarının değişmesi, bağımsızlığına düşkün olmaları, cihan hakimiyeti diye çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Hatta bunları siyasi, sosyal, ekonomik olarak da ne yapabilirsiniz? Ayırabilirsiniz. Çok gerek var mı? Bence gerek yok hocam. Peki, bir ayrım gelse İslamiyet'i yayma isteği olur mu? Olmaz işte hocam. Orada dikkat etmeniz lazım. Peki, Türk geçişleri oldu da ne oldu hocam? 1. Türk kültürü yayıldı farklı bölgelere. Türk kültürü yayıldı, doğru hocam. Ama aynı zamanda Türk kültürü de etkilendi değerli hocam. Yani değerli hocam ne diyorum? Kültür alışverişi yaşandı. Peki, yeni Türk devletleri kuruldu. Bu göçler sonucunda arkadaşlar, gidilen bölgelerde yeni Türk devletleri kurulmuştur. Peki, Türk tarihini bir bütün içerisinde incelemek maalesef ki zorlaştı arkadaşlar. Nasıl? Nereye göçlettiler değerli hocam? Bir başlayalım mı? Şurası Orta Asya değerli hocam. Bakalım. 1. Sibirya bölgesine, 2. Güney Rusya bölgesine, 3. Balkanlar, 4. Orta Avrupa bölgesine, Anadolu, Kafkaslar veya Kafkasya bölgesine arkadaşlar. Bunun yanında Hindistan, Afganistan bölgesine. Bunun yanında arkadaşlar Ön Asya dediğimiz bölge ve Kuzey Afrika. Türklerin tarih boyunca göç etmiş olduğu bölgeler. Hocam Amerika daha keşfedilmedi arkadaşlar. Lütfen dikkat ediniz. Değerli hocam, soru şu. ÖSYM'nin kullanmış olduğu cümle. İslamiyet öncesi Türk tarihini araştırmak isteyen bir tarihçi aşağıdaki kaynaklardan hangisinden yararlanamaz? Şimdi hocam bakıyorum, İslamiyet öncesinde Sibirya, Güney Rusya, Balkanlarda, Avrupa'da var. Şıklarda Mısır kaynakları var değerli arkadaşlar. Mısır. Değerli hocam, Mısır kaynaklarını ben Türk İslam tarihi için kullanabilirim. Ama İslamiyet öncesi Türk tarihi için kullanamam arkadaşlar. Lütfen bu tarz arkadaşlar bilgilere, soru kalıplarına dikkat etmeniz lazım değerli arkadaşlar. Peki sayın hocam, bir sonraki videomuzda İskitler, Asyahun ve Göktürk ile devam edelim arkadaşlar. Kolay gelsin, görüşmek üzere.